Koda, köy okulları değişim ağı. Karlı bir dağın eteklerindeki düzlükte köy öğretmenleri yazdı. Öğrenciler köy okuluna giriyorlar. Koda, 2016 yılında kırsalda eğitim niteliğini artırılması amacıyla kuruldu. Mine İkinci Genel Koordinatör. O günden bugüne dek birçok köy öğretmeniyle, öğrenciyle çalışmalar gerçekleştirdik. Eğitimler, buluşmalar düzenledik. Mine İkinci Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle birlikte. Köy okullarına özel içerikler ve araçlar geliştirdik. Sabancı Vakfı'nın ana desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Esra Yıldırmış, Öğretmen Toplulukları Koordinatörü. Öğretmen Toplulukları Programı kapsamında bu yıl Şubat ayına kadar öğretmen buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Öğrenciler öğretmenleriyle okulun bahçesinde. Nisan ayı itibariyle başladığımız çevrim içi buluşmalarda Gökçen Karaman, Köye İlk Adım Programı Koordinatörü. Türkiye'nin farklı yerlerinden öğretmen adayları, deneyimli köy öğretmenleri, KODA eğitim uzmanları ve akademisyenlerle bir araya geldi. Sabancı Vakfı logolu okula dönüş buluşmaları başlıklı görüntülü görüşme ekranında onlarca öğretmen var. Köy öğretmenleri projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir diğer programımız, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerinin mesleki gelişim programı. Duygu Aşık, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerinin mesleki gelişim programı koordinatörü. Bu program kapsamında iki önemli kaynak ürettik. Bu kaynaklardan biri köy öğretmeninin başucu kitabı. Diğeri ise birleştirilmiş sınıflı köy okulları için etkinlik kitabı. Oluşturulan kaynakların sayfaları hızla değişiyor. Kitap 3 ana temel bölümden oluşuyor. Burcu Borhan, köy öğretmeninin başucu kitabı yazarı. Bunlar köyde çocuk olmak, köy okullarında öğretim ve köyde öğretmen olmaktır. Her bölümde alana dair temel bilgiler, ilgili uzman görüşleri, öğretmen deneyimleri, problem ve çözüm önerileri ve örnek okul uygulamaları yer alır. Bu rehber okurken adeta bize şunu söylüyor. Halit Polat, öğretmen. Öğretmenim, köyümüze hoş geldin. Senin de çok güzel şeyler başaracağız. Program kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden biri, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerinin mesleki kapasitelerini geliştirme eğitici eğitimi kursu. Kursa katılan 55 farklı ilden 265 öğretmenin elde etmiş olduğu bilgi ve deneyimleri kendi yerlerindeki birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerine aktarmasını amaçlıyoruz. Kursa katılan öğretmenlerin sunumlarının fotoğrafları gösteriliyor. Eğitimler dolu dolu geçti. Her bir dersimiz disiplinli ve eğlenceliydi. Bilge Savacı, öğretmen. Orada fark yaratan pek çok öğretmenle tanışma fırsatım oldu. KODA'nın eğitimini ilk duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Hatta inanamadım. Caner Sarıoğlu, öğretmen. Çünkü ilk defa köy okullarına yönelik, hatta birleştirilmiş sınıflara yönelik bir eğitime denk gelmiştim. Orada herkesin ortak bir gayesi vardı. Herkesin ortak sıkıntıları vardı. O sıkıntılara yönelik de somut çözümler vardı. O somut çözümleri de burada sahada uygulayabilmek gerçekten çok kıymetli. Öğrenciler bir ağaç dibinde flüt ve melodika çalıyorlar. Pandemi koşulları nedeniyle bir araya gelemediğimiz köy öğretmenleriyle çevrim içi olarak desteklemeye devam ediyoruz. Eğitim bilişim ağı üstünden düzenlediğimiz çevrim içi kursa Türkiye'nin farklı yerlerinden 3000'den fazla öğretmen katıldı. Yeşil Tahta'da birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy öğretmenlerinin mesleki gelişim programı çevrim içi eğitim içeriği. 3 tema, 17 modül, 21 video yazdı. Kurs içeriği öğretmenlere rehberlik eden bir dizi örnek olay üzerinden yansımış. Demet Aydoğan, öğretmen. Yaşanabilecek olası sorunlar çözüm önerileriyle birlikte sunulmuş. Bu kursun içerisinde veli gözünden, öğrenci gözünden, öğretmen, mesleki gelişim vesaire birçok konuda farklı bakış açılarından yararlanılmış. Yasin Dövmeci, öğretmen. Ayrıca sahada görev yapan öğretmenlerin tecrübelerinden ve yaşantılarından da faydalanmış. Öğrenciler sıralarda oturmuş öğretmenlerini dinliyorlar. Eğitim, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayıp, pedagojik açıdan farkındalık oluşturarak onlara kılavuzluk edecektir. Sınıf panoları önündeki çocuklardan bahçede oynayanlara geçildi. Beyaz zeminde KODA, Köy Okulları Değişim Ağı yazdı. Altında Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenmiştir yazıyor. Engelli erişimi www.sebeder.org.